Merhaba arkadaşlar, bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine YouTube eğitim serisinin devam niteliğindeki olan videosunu çekeceğiz. Bugün yine özelleştirme kısmını bir önceki video izleyen arkadaşlarımız biliyordur. Özelleştirme kısmından temel bilgiler alanını düzenlemiştik. Bazı yerleri düzenlemiştik, bazı yerlerin nasıl değiştirileceğini, düzenleneceğini, ekleneceğini öğrenmiştik. Bugün yine özelleştirme menüsünün düzen kısmını anlamaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Burada gördüğünüz bir vitrin videosu yazıyor. Yani ilk başta geldiğinizde kanala göreceğiniz videodan bahsediyor. Abone olmayan kişiler için kanal fragmanı diye bir bölüm ayırmışlar. Burada video başlığını vesaire videonun kapak fotoğrafını göstermiş bize. Kanala herhangi bir şekilde üye olmayan, abone olmayan, ilk kez kanala gelen kişiler için gösterilen video burada ayarlanmış. Bunu siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Hemen buradan sağ tarafa tıklıyorum, videoyu değiştir diyorum. Burada kanalımızdaki yüklü videoların tamamı görünüyor. Buradan tıklayıp da arayabilirsiniz. Özellikle bir videoyu aramak istiyorsanız. Buradan örnek veriyorum. Şu videoyu seçip bu videonun olmasını sağlayabilirim. Kanala ilk kez gelen kişiler için bu video daha ilgi çekici olabilir diye düşünebilirim. Mesela bunu yapabilirim. Diğer videoları da izlemeye teşvik edici bir video diye düşünebilirim. Veyahut tekrardan değiştiriyorum. Daha önceki videoyu yapıyorum. Fark ettiyseniz yayınla kısmı hemen tekrardan kayboldu. Çünkü eski videoyu yaptığım için herhangi bir değişiklik yapmamış oldum. Buradan geri dönen aboneler için öne çıkan video diye bir bölüm. Burada yine kanalda bir video izlemişsiniz. Tekrardan gitmişsiniz ve tekrardan dönüp kanaldan bir video izlemeniz gerekiyor. Bu kısımda geri dönen aboneler için başka video gösterilir. Çünkü artık vitrine ihtiyacınız yoktur. Zaten kanaldan bir video izlemişsiniz ve kanalın ne amaçlı kullanıldığını, ne videolar içerdiğini biliyorsunuz demektir. Bunu da değiştirelim. Mesela buraya hangisini koymuşuz? Bu videoyu çok daha önce çekmişiz galiba. Ya da şu an ben göremiyorum. Her neyse. Buradan seçelim. Buna da örnek veriyorum. Wi-Fi bağlanmama sorununu koyalım. Buradaki Wi-Fi bağlanmama sorunu videosu seçiyorum. Zaten kendisi direkt otomatikman ayarlıyor. Buradan yayınlaya tıklıyorum. Şu an değişmiş oluyor. Kanalı görüntüle dediğimizde buradaki kısma buradaki videomuz gelecek. Şu an videonun ana sahibi olduğum için bu şekilde görünüyor. Ancak bu gelecek. Işıklarda bir gidip gelme oldu galiba. Bazen olabiliyor. Anlık olarak ışık bazen çok ısınmış olabiliyor. Veya ışığı besleyen USB veya power bank bazen bilgisayardan güç alma imkanım yoksa Powerbank'ten de güç alabiliyorum. Anlık olarak bazen Powerbank gücü kesip verebiliyor bazı zamanlarda. Sorun değil. Videomuza engel olacak bir durum yok. Her neyse bu kısmı gördük. Hemen öne çıkanlar bölümüne geliyorum. Öne çıkanlar bölümünde gördüğünüz gibi bu bölümü siz kendiniz eklemiş oluyorsunuz veya düzenleyebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. İçerisinde gördüğünüz gibi diğer kanallarım diye bir bölüm var. İki adet kanal gösterilmiş. Hemen geliyorum kanallar kısmına. Burada gördüğünüz gibi diğer kanallarım adı altında. Bu desteklediğiniz kanallar olabilir. Kendinize ait kanallar olabilir. Bu ikisi de bana ait kanallar. Desteklediğiniz kanalları da yine buraya ekleyip bir nevi reklamını yapabilirsiniz. Hemen buradan üyelere teşekkür kısmı var. Burada en az 8 üyeniz varsa bu bölüm görünür diye belirtmiş. Bizim 8 üyemiz olmadığı için bu bölüm ayrıyeten görünmüyor. Üyelik kısmının altında zaten görebilirsiniz. Şu an benim
Ben üye olmadığım için üyelik 0 gün diye belirtiyor. Burada üyelik hakkında bilgi veriyor. En üst üye rütbesi olan bilgisayar kralı üyeleri bu sekmeyi bu şekilde görüyor diye bize belirtmiş. Aynı şekilde yüklenen videolar. Zaten yüklenen videolarımız burada. Bu sabit. Bunda herhangi bir şekilde oynama yapmıyorsunuz zaten. Kısa videolar. Yine burada yanında 0 diye belirtmiş. Herhangi bir kısa videomuz yani short videomuz mevcut değil. Bu bölüm bir kısa video yüklendikten sonra görür diye belirtmiş. Bir short videosu yükleyip deneyebiliriz daha sonra. Buradan ayrıyeten bölüm ekle şuradaki seçeceğimiz bölümlerden bir tanesini ekleyebiliriz. Mesela yüklenen videolar tekrardan aynı video kısmını yükleyemediğimiz için bu silik görünüyor. Seçemiyoruz. Yüklenen popüler videolar diye bir bölüm ayırabiliriz. Şu anda canlı yayında bölüm oluşturabiliriz. Geçmiş canlı yayınlar, yaklaşan canlı yayınlar, işte oynatma listelerinin altındaki kısımlar, üyelikler, kanal işte abonelikler, öne çıkan kanallar vesaire vesaire ekleyebiliriz. Onun haricinde buradaki kısımlar zaten kendisi otomatikman kanalı açtığınızda geliyor. Hakkında kısmı, kanallar kısmı, topluluk kısmı, oynatma listesi, işte videolar, ana sayfa vesaire. Oynatma listesine gelelim. Burada gördüğünüz gibi ürün incelemeleri, videoları oynatma listesi şeklinde belirlenmiş. Hatta bunun içerisinde eksik videolar da var. Bunları tekrar üzerine ekleme yapacağım. Topluluk kısmına geldiğimizde burada benim paylaştığım gönderiler görünüyor. İşte katıl butonu vesaire gibi gönderileri paylaşmışız. Daha önce bu kısımda bunlar görülüyor. Bu kısımda herhangi bir şekilde yapacağımız başka bir şey yok. İsterseniz yine söylediğim gibi 12 adete kadar buraya tekrardan bölümler ekleyebiliriz. Hemen tekrardan şunu değiştiriyorum. Buradan yine kanala tekrardan dönüş yapan üyelerimiz için hangi videoyu koyabiliriz? Atıyorum Wi-Fi şifresini unuttunuz. Kablosuz internet şifresini nasıl öğreneceğiz? Hemen bunu yayınla diyorum. Buradaki kısmı değiştirmiş oluyorum. Hemen bunu kapatmak istiyorum. Bu kısımda tanıtacağımız başka bir şey kalmadı. Videonun vitrin videosu abone olmayan kişiler için, ayrıyeten geri dönen kişiler için öne çıkarılan video. Burada öne çıkan bölümlerdeki öne çıkan diğer kanallar, üyelere teşekkür yüklenen videolar, kısa videolar kısımları zaten bize belirtmiş. Son olarak da bir adet bölüm ekleyip görelim, videomuzu sonlandıralım. Bölüm ekle diyorum. Burada ne olabilir? Üyelere özel video olabilir. Onun haricinde yüklenen popüler videolar diye bir kısım. Yüklenen popüler videolar diyelim. Buradaki videolarımızın tamamını bize gösterdi. Bunu aşağıya veya yukarı alıp buradaki kanalın hemen tekrar kanala gelelim. Buradaki sıralamaya göre değiştirebiliriz. Aşağı yukarı yaparak yerlerini ayarlayabiliriz. Buradan bölümü kaldırabiliriz. Videoları yüklenen popüler videolar diye tamamını gördüğü için videolarımızın tamamını burada sayı olarak zaten belirtmiş. Bu bölümü kaldırıyorum ve başka bölüm ekliyorum. Mesela şu anda canlı yayında bölümü ekleyelim. Gördüğünüz gibi sıfır olduğu için şu an canlı yayında olmadığım için burası yine sıfır olarak görünüyor. Hemen bunu kaldırıyorum. Üyelere özel videolar. Yine üyelere özel bir video belirlemediğim için o şekilde herhangi bir videoyu üyelere özel görünsün diye işaretlemediğim için bu video kısmı, üyelere özel videolar kısmı sıfır olarak görünüyor. Bu bölüm üyelere özel video yüklendiğine görünüyor diye bize belirtiyor. Hemen bunu da kaldırıyorum. Onun haricinde burada başka birden fazla oynatma listesi. Gördüğünüz gibi burada bölümün başlığını eklememizi söylüyor bize. Oynatma listeleriniz adı altında zaten bir tane oynatma listemiz var. Ürün incelemeleri listemiz. Diğer videolarımızın tamamı zaten bilgisayarla ilgili sorunları çözdüğümüz videolarımız. Onun için onunla ayrıyeten oynatma listesi yapmadık. Tekrardan belirleyip yapabiliriz. Bölümdeki oynatma listeleri boş. Sadece bir tane var. Buradan video başlığı girip, bölüm başlığı girip
tekrar bir oynatma listesi bölümü ayarlayabiliriz. Bunu da kapatıyorum. Kısa videomuz olmadığı için kısa videolar bölümünü de kaldırabiliriz aslında ama yeni bir kısa video eklediğimizde burada görünebilir. Bugünlük de bu kadardı. Videonun daha fazla uzun olmasına gerek yok. Bir sonraki bölümümüzde markalama kısmı ile ilgili detaylı bahsedeceğiz. İşte resim nasıl oluşturuyoruz, banner nasıl oluşturuyoruz, filigran nasıl ekliyoruz. Ancak hemen bu videonun arkasına gelmeyebilir çünkü diğer bölümler özellikle analitik, işte içerik ekleme, video ekleme, video yükleme, işte oynatma listesi oluşturma bölümleri vesaire daha fazla merak ediliyor. Özellikle para kazanma bölümü falan. Bundan dolayı markalama bölümü şu an çok çok olmazsa olmaz bir önceliğe sahip değil. Bugünlük de bu kadardı. Diğer bölümleri zaten part part sırasıyla çekmeye çalışacağım. pardon. Düzen bölümünü bugün bitirdik. Bir sonraki videomuzda yine buradaki söylediğim mimlerden bir tanesinin videosunu çekmeye çalışırız. Eğer ki öncelikli olmasını istediğiniz bir video varsa zaten yorum kısmında belirtirsiniz. Ona göre çekeriz. Bugünlük bu kadardı. Eğer ki YouTube eğitim serisi videolarımız faydalı oluyorsa, sizin için iyi oluyorsa beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Yine de aynı şekilde yorumlarda da belirtirseniz çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.